dünyası Paribu sunar. Paribu Sokrates'e ve Paribu'nun katkılarıyla hazırladığımız efsane yarışmamız Çok Biliyorsun'a hoş geldiniz. Çok Biliyorsun'da 7. bölüme geldik. Bu ne demek oluyor? Bu bölüm ve bundan sonraki bölümle beraber son 16 turu bitecek. 8 tane çeyrek finalist belli olacak ve orada artık e, Çeyrek final eşleşmeleri, yarı final eşleşmeleri ve finale doğru gideceğiz. Şu ana kadar ünlü olarak gelen konuklarımız arasında sadece bir galibiyet var. Aykut Aydın bir Sokrates takipçisini eleyip üst tura çıktı. Bunun dışında hep Sokrates takipçisi olarak gelen değerli dostlarımız, değerli arkadaşlarımız üst tura çıktı. Ben Erman Yaşar. Bugün yine iki çok değerli konuğum var. Umut Tuncer. Sevgili e, Sokrates e, takipçisi, Sokrates yarışmacısı, arkadaşımız ve e, zaten Sokrates ailesinin de bir parçası olan, hepinizin de çok e, sevdiği e, buralara yabancı olmayan bu stüdyolara yabancı olmayan biri Ahmet Kürşat Öcalan. Çok teşekkürler, hoş Abi geldin. Teşekkür ederim. E, senle başlayalım. Seni zaten e, fazlasıyla tanıyor Sokrates takipçileri özellikle sadece Sokrates takipçileri değil ama e, Sokrates takipçileriyle fazlasıyla tanıyor burada bir fa farklı içeriklerde seni görme şansımız oldu e, har kulağıda bir 5. sezonla gibi hiç hız kesmeden yoluna devam ediyor. Demin kayıt öncesinde onu da konuştuk. Yani hakikaten en iyi sezonlarından birini geçiriyor dizi. Çok çok başarılı. O yüzden de tekrardan seninle beraber, yani senin önünde tüm ekibine tebrik edelim. Teşekkür ederim. Neler size. diyeceksin? Fenerbahçe kupalar kazandı. Sen ee, bizzat evet. kupayı alırken de gördük seni. Ben biz kupayı almadım yok. Evet. Voleybol kastediyorsan ediyorsan evet, der, ona evet. kupayı almadım yok. Kupayı görmedim bile gördüm ama anlamadım dokunmadım İyi bir Fenerbahçelisin. Her yerde görüyorum seni. Parkede varsın, filede varsın, sahada <laughs> evet. varsın. Evet. evet, evet. Fenerbahçe var. eee evet. e, boksla bir Avrupa şampiyonu olduk. Orada Hı -hı. ligde yoktum. Hı -hı. Evet, ligde <laughs> <bilte> yoktum. <laughs> Onu söyleyeyim yani. Eee boksla 3 tane Avrupa şamp. 2 Avrupa şampiyonumuz var. Bir bronz madalyamız var galiba. Ya 3 Avrupa şampiyonu bir bronz madalyamız var sanırım. Ee, ona bir de da diyor ki şey bilmiyorum Umut sen beni çok, çok rahat yenersin çok <laughs> çok falan. Abi, çok Sami, yok. Samimi söylüyorum hakikaten bu e, yarışmanın favorisi kesinlikle Umut'tur. Çok açık bu. Aykut'tan sonra tabii ki ben ikinci bir e, Sokrates hani, seyircisini yenen birisi olmak isterim. Ama e, çok mümkün gözükmüyor. Ee, ben Pep hocamı görüyorum burada. O da rakibi Ömer'i çok sever. E, aynı yoldan ilerleyen bir Ersoy. <laughs> kabile tanıdığımız. Yok yok <laughs> Yani. Hazır <Hazreti gülüyor> sözü sen almışken seni tanıyalım Umut. Ee, sen neler yapıyorsun? Ee, ben de sadece yakın çevrem tanıdığı için tabii insanlara <laughs> biraz kendimi tanıtayım. Ee, 35 yaşındayım. Ee, özel bir şirkette çalışıyorum finans bölümünde. Harika. Ee, tabii ki yoğun bir takipçiyim. Sokrates takipçisi. Çok teşekkürler. Ee, burada da hedefim e, Kürşat Bey'e ee, bir sonraki turlar için güzel bir hazırlık yaptırmak. Ben çok çok <laughs> yeah, yeah. vakıf. İkisi de yeah. çok akıl oyunları Pep diyor ama kendisi de yok, yok. başka bir Pep. Ben Pep Guardiola'yı zaten çok sevmem. Hı -hı. Ee, o yüzden Pep ben değilim bence de. Çok iddialı değilim ama güzel zaman geçirmeye geldim. Sen ama epey spor takip eden birisin. Biliyorum evet. ki Sokrates'te çok yakından takip evet, ettiğini söyledin. Biliyorum. Ama Kürşat da her ne kadar burada yok biz koptuk o işlerden falan ki <laughs> muhtemelen bundan 5-6 sene öncesine göre çok daha az takip edebiliyordur. Evet. Set temposunu evet. çalışma temposunu düşününce. Ama yine de o temel başka bir şey ya. Temelde var bir şeyler. Bakalım göreceğiz o temeli ee, yani şimdi. <laughs> o, evet bu tebessüm biraz beni <laughs> daha, daha, da gelmiş <laughs> yani şu an alakası yok. Gerçekten e, şimdiden tebrik ederim Umut. <laughs> Güzel bir yarışma olacak ama hakikaten muhteşem bir format. Olağanüstü bir sunum. Ben buraya eğlenmeye geldim zaten. Eğlenip gideceğiz <laughs> inşallah. Evet, inşallah. İkinize de Fazlasıyla başarılar diledikten sonra evet. yani e, Kürşat da seyretmiş 6 evet. bölümü de. Hı -hı. Sen de zaten evet. yakın bir takipçisin evet. ama ben yine de kafalarda bir soru işareti kalmasın diye tekrar hatırlatmalarımı yapayım ve öyle başlayalım. 10 tane sorunuz var biliyorsunuz. Hı -hı. Çok basitleşti format ve bu 10 sorunun sadece son sorusunda e, joker kullanma hakkınız yok. Bunun dışındaki 9 soruda tek bir jokeriniz var zaten. O da Sokrates jürisine ya da Sokrates'e sor jokeri. Bu jokeri birden 9'a kadar birden 10'a kadar hatta 9'da dahi sadece 10 hariç e, tüm sorularda kullanabiliyorsunuz ama mantık olarak ilk sorular 100, 250, 300, 500 gibi evet. puanlar olduğu için bunu aşağı yukarı bir 6. soru olan bu. 3000 puanlık soru 6'ya kadar genelde pek kullanmayı seçmiyorlar. Bugüne kadar bir kere galiba 5. soruda kullanıldı. E, dediğim gibi yani bir 500, 600 puanlık bir soruyu riske etmek daha mantıklı. Evet. E 2000, 3000'lere göre. E, bütün sorular şıklı. E bunu Tekrardan hatırlatayım, soru şş, ekrana yansıtıldığında ben soruyu okuduktan sonra e, düğmeye basabiliyorsunuz. Ama düğmeye hemen basarsanız benim sözüm biter bitmez. Şıklar daha yansımamışsa orada bir, bir iki saniyelik boşluk var. Şıkları görmeden ben bunu biliyorum ve cevaplayabiliyorum anlamına gelecektir. Veremezseniz cevabı, mesela sen veremedin cevabı o, o veremedi cevabı, sen şıkları sonrasında görebiliyorsun. Tamam. Öyle bir avantajın oluyor. Bir şey sorabilir miyim? Tabi. Şıkları görmeden diyelim bastım ve Joker'i aradım. Joker'e şık, tabii şık okumayacağım için adama tabii. Evet. soru gibi olacak. Tabii, aynen. aynı Aynen. Tamam. Bakın işte nasıl taktikler başladı. Evet. Butona ilk basan soruyu cevaplar. Bilemediği durumda da cevap hakkı karşı tarafa geçer diyorum ve şunu da hatırlatayım bugün dört tane e, Sokrates insanı e, size yardımcı olabilmek için müsait. Kaan Kural, Armağan Ükünç Ruhat Akkuş ve harika çocuk Atom Arhanata Pilavoğlu. <laughs> Kafanızda bir sınıflandırma yapabilirsiniz. Yani basketbola şunu, ha, tenise bunu, bak futbolda bunu. Futbola Kaan abiyi. Evet. E, tenise Arhan. Aramı. alan gibi. Evet, sporum Bunlar sizin bileceğiniz işler diyorum ve tekrardan ikinize de başarılar diledikten sonra Paribu'nun katkılarıyla hazırladığımız çok biliyorsun da yeni mücadelemizi başlatıyorum. İlk sorumuz geliyor 100 puan sadece sorumuzun değeri gelsin. 2023-24 Vodafone Sultanlar Ligi'ni hangi takım şampiyon tamamlamıştır? Doğru. kim bastı? Ben göremiyorum. Umut basmış. E, şık göremiyorsun ama zaten. Evet. Kupa töreninde de gördüğümüz üzere. Evet. Eda Erdemle kupayı e, <laughs> kaldıran e, Fenerbahçe diyorum. Evet, Fenerbahçe <laughs> Opet ama... ya da Fenerbahçe. Evet ama şimdi bu. Ya. <laughs> ya. E, Fenerbahçe. Kabulümüzdür. Evet, Zor bir seriydi. Türk Hava Yolları, Vakıf <laughs> Eczacıbaşı, e, Dynavit'le Fenerbahçe final oynadı. Son maça kadar gitti iş ve son maçta Fenerbahçe taraftarı ve sevgili Ahmet Kürşat Öcalan'ın <laughs> önünde <ederim> oldu, evet. <laughs> e, şampiyon oldu. İlk soruya dikkat etmemiştim gerçekten. Yoksa o muhabbeti yapmazdım. Gerçi ikinizin de çok net bileceği yani ben, bir soru e, zaten. Çok şey, kolay sorarsan, bir soru. sorarsanız diye basmadım Emre'den. <laughs> Şampiyonu değil de acaba dedim hani ne bileyim MVP'si Skoru kim? kaçtır? Şu durumdur. Zaten planı. çok yakın bastık şansıma. Aynen. Bana denk geldi. İlk 4-5 soruda hızımız e, yüksek olacak çünkü kolay sorular. Sonrasında muhasebe yapacağız. İkinci sorumuz gelsin o da 250 puan değerinde. 2023 NBA şampiyonu Denver Nuggets 2024 NBA playofflarının ilk turunda hangi takımı 4-1 ile mağlup etmiştir? Şık göreceksiniz belli oldu. Gelsin şıklar. A. Lakers, B. Clippers, C. Phoenix Suns, D. New Orleans Pelicans, yine sevgili Umut Bastı. Aslında çok kolay bir soru ama demek ki evet. emeğiyle hiç alakanız yok. Almak, yes. Evet yani yoksa çok kolay bir soru. C. Phoenix Suns. C Phoenix Suns yanlış yanıt. C Phoenix Suns yanlış yanıt. Böylelikle sana 3 üzerinden en kötü ihtimalle sallama evet. durumun kaldı. A Lakers, B Clippers, D Pelicans. Ee, Lakers diyeceğim. Ya da Clippers ben ikisinden biri. Ne diyeceğim? Los Angeles takımlarından Lakers'ı tercih ediyorum. Ben Lakers tercih edeyim. Evet. <laughs> 2023 NBA şampiyonu Denver Nuggets ki 2023'te NBA şampiyonu olurken batı finalinde de Lakers'ı 4-0 ile la süpürmüştü. Bu sene NBA playoff'un ilk turunda da yine Lakers eşleşti la ve Lakers'ı 4-1 ile geçmeyi başardı ki çoğu maç yakın gitti. Hakikaten Lakers'ta olduğum için değil. Gerçekten serinin hakkı pek 4-1 gibi değildi. İki maçı Jamal Murray son topta kazandırdı. Ee, uykusuz kaldık bunları takip ettik ve yatağa üzülerek döndük. Ee, Los Angeles Lakers doğru yanıt. Böylelikle iki soruya birer doğru yanıt. 250-100 daha çok erken. Puanlarımız düşük. Sorularımız kolay. O yüzden üçüncü soruyla devam edelim. Pep Guardiola çok seversin. tekne direktör olarak Şampiyonlar Ligi kupasını kaç defa kaldırmıştır? Şey Şık mı görmem dedi Umut. Şık mı görmem dedi Umut. Pep Guardiola teknik direktör olarak Şampiyonlar Ligi kupasını kaç defa kaldırmıştır? Süre var mı? 10 saniye var tabii ki. Yoksa sabaha kadar sen ben bu soruya cevap vereceğim diye bizi burada tutabilir şimdi. <laughs> bir kere, bir kere City'de kazandı geçen sene. Bir kere Barcelona'da kazandı 2011. Son saniyelerin sana 5 saniyede sevdiğimden veriyorum. 3. 3 diyorum. 3 dedi Umut Tuncer. Şıkları da e, görmemize gerek olacak mı? Bilmiyorum çünkü doğru yanıtı verdi aslında. 2009'da Barcelona, 2011'de Barcelona ve geçtiğimiz sene Manchester City, hatta Real Madrid olmasa şu an 5 falan olurdu herhalde. Evet, o. evet. Her sene bir Hocam, şekilde hocama yazık oluyor. Real Madrid'e çarpıyor. Ama demek ki şey, o bazı yerlerde bir sorun vardı. Vay, işte Pepe Itır'ı nasıl gösteriyor kendini. Ben Real Madrid'i çok sevdiğim için de yani. İşte yarışmayı büyük ihtimalle kazandın şu dakika itibariyle. <laughs> senin için işler çok kolaylaştı. 600 puan oldu sevgili Umut. 250 puan da sevgili Kürşat. Dördüncü ve 5. soruları da hızlı geçtikten sonra yavaşlayacağız ve biraz konuşmaya başlayacağız. Dördüncü sorumuzun değeri tam tamına bin puan. Gelsin sorumuz. Ülkemizde yapılan ilk Formula 1 yarışı olan 2005 Türkiye GP'nin galibi kimdir? Şık görelim. A. Mihail Schumacher. B. Fernando Alonso. C. Kimi Raikkonen. D. Jensen Button. Son 10 saniye. 10 saniye içinde bir şekilde cevap vermeniz, düğmeye basmanız lazım İki diyecektim. İki tane şeyim var bunda. Sevgili Kürşat basışını yaptı. 1000 puanlık soruda. İki tane neyim var? Ta tahminim var da işte bir tanesi kazandı. Sessiz de düşünebilirsin. Sessiz düşünmeyeyim ki. Diğer panini de alalım. Yani evet evet beraber işte. onu yapmayalım işte o yüzden. O kadar şey olduk ki. Bas basamadık keşke. Johnson Button diyeyim. Böyle hiç de böyle bilinmeyen bir adam. Çok da alonzo değildi mesela. Hani öyle onu söyleyeyim sana. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle o da bildiğin de adam değildi yani. Peki, Jensen Button dedi sevgili Kürşat. Yanlış cevap verdi. Geriye kalan ABC şıklarından biri. Doğru yanıt. Aslında ABC. Çünkü Alonso'ya değil dedi ama... Hayır, ABC işte. Yok, ha, A ile C diyorsun. Aile, ama, hani, ama ona bakarsan soruya da Jensen Button dedi. <laughs> sözüne ne kadar güvenilebilir bilmiyorum. <laughs> Aynen, bilmiyorum. Ee, benim Kimi Raikkonen'e her zaman bir sempatim vardır. Kimi Raikkonen demek istiyorum. C. Kimi Raikkonen. Sorun. Kimi senin gibi sever gönülden. Senin gibi değil benim gibi pardon. <laughs> Kimi. Kimi Raikkonen. Evet. Doğru yanıt Kimi Raikkonen. Bravo. 2005'te İstanbul'da galibiyete gitmişti. Fin pilot ve böylelikle Umut Tuncer adeta gövde gösterisi yapıyor diyeceğim ama <laughs> bu yarışmanın da puan formatını bilen bilir. Yani şu anda Umut görebildiğim kadarıyla 1600 puan oldun. Doğrudur. Sevgili Kürşat 250 puanda ama soru 1500 puan. Onur Erdem'in formatı mı senin mi abi? İlk geçen seneki format onu Erdem'indi. Ona gelen inanılmaz tepkilerden sonra burada 10-12 kadar beyin birleştiler. Şu içerideki toplantı odasında bir beyin fırtınası, evet. fırtına, Biz fırtına, fırtına. fırtına. Çıka çıka bu çıktı. Evet e, <laughs> bu, şey, <laughs> bu şekilde devam ediyoruz. Çok güzel bir format ama gerçekten. Peki. Beşinci soruyu da alalım. Sonrasında puanları tartacağız. Yarışma nereye gidiyor, nasıl hissediyorsunuz, nedir nedir konuşacağız. Hmm. 1500 puanlık beşinci soru. Tom Brady 23 sezonluk NFL kariyerini hangi takımda sonlandırmıştır? Ellerini açtı Kürşat dedi ki Allah'ım ne güne işledik de bizi bu yarışmaya attınız. Şık alalım. A. New England Patriots B. Tampa Bay Buccaneers C. Green Bay Packers D. New York Giants Kaan abi sor bence. Bir Joker, Joker abi. kullanacak mı 1500 puanlık soruda yoksa bir fikri var mı? <laughs> Tam Kaan abilik soru vardı. Ben bu konunun oyuna devamında konuştuğunu hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte Sokrates izleyicisi her zaman karşılığını alır yaptığı izlemenin. Ama gel gelelim doğru hatırlıyor muyum? Bakalım. Hatırlıyorsundur. Ee, B Tampa Bay demek istiyorum. Tampa Bay ise kesin doğrudur. B Tampa Bay <laughs> doğru yanıt 1500 puanda da aldığımız. Çünkü orada atsam atsam Tampa Bay atmam ben. Ha diğerlerini duyduk yine. Tampa o kadar güzel bir yer ki. Orlando'nun hafif şeyinde ha. Florida'da biz de ekmeğinden, suyundan yedik içtik zamanında. Elal ol. olsun sana Tampa bravo, Bey. Bravo. helal olsun sana Tampa Bey. Buradan şimdi kutu. şöyle bir toplama yapıyorum. 3.100. Çok kötü oldu. 3.100. Sen kaç puansın? 250 mi? 100 evet 250. ama soru 3.000 puan şimdi. Bak işte. Ama işte... Adam 100. 4 soru bildi. Bir soru bildi. Kanter içinde kaldık ama... Aşağılık soru... adam kanlar içinde. <laughs> Kanter içinde pardon. Kanter kanlar içinde. Peki dönüyorum sana Umut. Biraz abi böyle hafif heyecanlıyım. Bir de rakipte de Kürşat abim çıktı. Çok tehlikeli adam falan diyordun ama... Şu anda dominant bir pozisyona koydun kendini. 100 evet. 100. E, beklediğimden daha iyi gidiyor şu ana kadar. Ama çok tehlikeli bir rakiple. Bir numara yok mu diyorsun? Yok, yani yok. öyle be be beklemiyordum ya, ama tır şenli performansımı yani. beklemen daha iyi. Anladım. Giderim ama güzel, tersi, güzel çevirdi. Çok tehlikeli bir rakip var karşımda. Şu andaki tebessümünden de e, beni çok endişelendiriyor. Adam. Endişelendiriyor. Hiç ilgisi, hiç alakası yok. Üç komşu hanımefendi arasında da en <laughs> Yani şimdi tabii ki evet. kendiler arasında bir ayrım yapmak istiyorum ama İlk ben de ekrana baktığımda dedim ki <laughs> budur mesela. Evet. Hemen. Hemen. Ne kimseye bırakmadı. Ne kıvanca ne Feyyaz'a kimseye bırakmadı. Evet. evet. Ee, çok tehlikeli adam. Çok. Evet tehlikeli adama dönelim. Tehlikeli adam tek bir soru bildin ama şimdi bak. bu sorusu 3000 puan. Sonrasındaki soru 2 puan. 8. soru 2 9. soru 3500 Son soru 5000 Yani önümüzde 16 puan görüyorum. Üf. Adam şu anda daha 3100 evet. puanda. Yani yüzde bitecek diyorsun. <laughs> o da olabilir Paribu'dan tabii ki. Paribu'dan bundan sonraki 2000 mi abi. Şimdi evet, bari bu da 3000'e çıkıyoruz. Ha, tamam. ee, sevgili sponsorumuzun sorusu bizim için her zaman sadece 3000 puan anlamında değil. Hı -hı. Ben bunu hep söylüyorum. Paribu bu sorusunu bilemeyen adamla benim işim olmaz. İşim olmaz değil ama aramız mesela haftada bir konuşuruz. Bari bu sorusunu bilemesin. Ayda bire çıkarım bu süreci. Çıkar. O zaman evet. umarım ayda bire doğru gideriz. Bakacağız. Ee, sen iyisin. İyiyim. Yani güzel gidiyor. Ee, tahmin ettiğim gibi gidiyor her şey. Ee, Umut'un e, kazanacağı yönünde bir tahminim vardı. O yönde de ilerliyoruz. Çok anda. tehlikeli. Ee, oyun bittiğinde ne kadar da tehlikeli olmadığımı aslında herkes görmüş olacak. Bu oyun bittiğinde şah da piyon aynı kutuya konur. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok güzel. Peki. O zaman değerli sponsorumuzun benim için hem manevi anlamda çok büyük yeri olan hem de yarışmacılarımız için maddi anlamda yani puan anlamında 3000 gibi kolay kolay bir yerde bulamayacakları puana sahip o önemli soruyu önce ben de şurada bir göreyim arkadaşlar vermeyin. Wow! Çok da böyle ağzınıza layık nefis bir futbol sorusu. Hadi bakalım. Gelsin da fan token'ı da listelenen Juventus formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan futbolcu kimdir? Bakın Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan futbolcu kimdir Juventus formasıyla? Yani Juventus formasıyla en çok gol atan değil, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan futbolcu kimdir? Işıklar gelecek belli ki. Herhangi bir ses çıkmadı. A. David Trezeguet, B. Cristiano Ronaldo, C. Filippo Inzaghi, D. Alessandro Del Piero. Kürşat gelmiş buraya kadar beni kırmamış. Onun şerefine bir de dans edeyim. <laughs> çok biliyorsun. Çok biliyorsun. Evet. Biriniz bir şeye basacak herhalde artık. Yeter. Ne Sürede olsa dahi ben bilemezsem ona bir hak geçiyor mu? Sürede olsa dahi. Hayır, bizde hak hukuk geçmez kimseye. Bastı. Tamam. Şimdi geçer süre doldu ama. Hak da geçiyormuş zaten. Tamam. <laughs> Güzel. Evet. Joker'da kullanabilirsin biliyorsun. 3 puan. Ee, Arhan Ata var. Kaan abi var. Ee, Ruhat var ve şey değil mi? Armağan, var. var. Ben şu 9. soruyu ee, Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Alessandro Del Piero çok gel gel diyor. Bence o değil. Çok yani... İlk benim de aklıma geldi. Gel gel çekiyor diyor. Hmm, i̇lk benim de aklıma o geldi yani. Bence Filippo Inzaghi demek istiyorum. Joker'de kullanmam diyor. Ciddi misin? Çünkü emin misin? Joker'e çok uygun bir soru değil gibi geldi bana. Yani yani aslında bu konuda biraz hak veriyorum. Yani ben tabii yönlendirme yapmayayım. Hmm. Ama şimdi jokerlere bakıyorum. Hepsi bir bana bu soruyu zaten sormam. Hepsi diğer isimlerin kalan, Alman ha, haricinde, hepsi birbirinden değerli isimler ama bilemeyebilirler yani. Şimdi ben Direkt oku spesifik bir şey yok. Evet, ben okuyacağım 15 saniye. Adam o sırada her bir şeyi şıkkı düşünecek. Kaç gol attık falan falan. Bence biraz e bana benim için uygun değildi. De. O yüzden C, Filip Boyunca'ya gidiyorum. Son kararın Filip Boyunca gibi. Evet doğru. Şey yani inşallah doğru. <laughs> Sevgili Umut Tuncer, dominant bir pozisyonda yarışmada. 3100 puanı var. Kürşat 250 puanda 3000 puanlık pari bu sorusuna Filippo Inzaghi yanıtı geldi. Yanlış bu yanıt. Geriye 3 şık kaldı. Bu arada sen 3 şık üzerinden de joker kullanabiliyorsun. Evet de dediğiniz doğru. Ama ben. bence de yani. yürüttüğü mantığı ben de teşekkürler aynen o mantıktan man dolayı. Keşke, da da keşke içimden yürütseydim. <laughs> Belki arardı. <laughs> Ya Del Piero ya da Ronaldo ya. Ronaldo az oynadı ama işte adam da attım atıyor ya. Onlar ona atıyor değil adam bir yandan da. Bana bakma bak. da bakma. Evet. Biz umutla burada kesişiyoruz şu anda. Tamam ya Ronaldo diyeyim geçeyim ya. Adam atmıştır. Patuk atıyor atıyordu çünkü. A. David Trezeguet. B. Cristiano Ronaldo. D. Alessandro Del Piero kalmıştı. Seçeneklerde Kürşat da Joker kullanmadı. Hı. Sokrates'e sor jokerini burada harcamayacağını söyledi. Şıklarda da Cristiano Ronaldo'ya gitti. Doğru yanıt Alessandro Del Piero. Be, doğru Doğru, Demek ki çok Olamadır. da gel geldiymiş. Ama benim işime gelir. Benim ilk aklıma Del Piero gelmişti ama. Ama sonra da işte ben keşke Del Piero'da seyredik ya. 91 ile 2007 arası Evet çok oynadı adam yani. Sezon. Çok. Ama yani Ronaldo tari... sonuçta 3 sezon oynadı. Evet 3 evet. sezon oynadı. Az oynadı işte de adam atıyor ya ne bileyim. Bir de Juventus çok uçup kaçmadı yani ha, o doğru. dönem. Gerçekten Piyolo deseydik. Yani Ronaldo 2 bile değil. Trezeguet 2. Çünkü onun da çok uzun dönemi. Hmm, 10 sene evet. civarı falan. Ee, çok peki. Yanlış yaptık orada ya. Hataları insanlar için. Hepimiz hata yaptık. Hepimiz <laughs> bu hata hatalar içerisinde savrulduk. Önemli olan... Ayağa kalkmak. Ayağa kalkmak. Hatalardan ders almak. Why do you fall Bruce? Hadi bakalım. Çünkü... Stand up mu? For tabii. stand up. Tekrardan daha güçlü ayağa kalkabilmek için. Yedinci sorumuz sesli soru. Şu şekilde işleyecek mekanizma. Öncelikle soru 2000 puan. Öncelikle sesi duyacaksınız. Ses stüdyoda inledikten sonra hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü benim daha sorusunu sormam lazım. Sorusunu bilmiyorsunuz. Belki sesle alakalı bir şey soracağım. Belki diyeceğim burası neresi. Belki diyeceğim neler oluyor. Bunu bilmiyorsunuz. Evet. Ses bitti bana gelindi. Ben soruyu sordum. Ondan sonrası zaten aynı prosedür. Önce sesimizi bir alalım. Şimdi batların üzerine gidiyor. Potaya gitti blok geldi. Bu nasıl bir blok? Bu nasıl bir blok? İnanılmaz İnanır. bir blok. Olağanüstü bir blok. Şimdi batların üzerine gidiyor. Potaya gitti blok, geldi. Bu, bir blok? geldi. Bu nasıl bir blok? Bu nasıl bir blok? İnanılmaz bir blok. Olağanüstü bir Kendinden geçtim ya. Sonraya bir... geçiyorum yeterli arkadaşlar. Hangi maçta olmuştur diyecek? Orkun Çolakoğlu ve Kaan Kural'ın anlatımıyla dinlediğiniz bu efsane Blue. Bema de bayo. Hadi be kaçtı ya. Bema Hangi isme karşı yapmıştır? Duydu adam tabii orada. Ama şak göremeyecek. Olsun duyduk ya. Şimdi bir dakika duydum da. O duyduğum kişi değil mi? O e, ses kaydının başında bir isim geçiyor. Evet işte olur. Ben ben onu giyecektim valla. Ee, onu ben bilemem. Orta, tamam ben e, Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Kan abi Hadi. Böyle şey olur mu? Bakıyorum. 2000 puanlık bir soruda e, 5000 de kullanılamayacağı düşünüldüğünde aslında kötü bir tercih e, değil. Hemen. Telefonu açması kaydıyla. Tabii açmazsa başka bir isme geçebiliyorsun. Efendim? Merhabalar Kaan Kural. Merhabalar. Ben Erman Yaşar, Sokrates dergiden, Sokrates YouTube kanalından efsanevi format. Parı buyla çok biliyorsundan sizleri arıyorum. Çok biliyorsun. Ben... evet, dın dın. Aynen öyle. Yedinci soruda değerli yarışmacımız Umut Tuncer, Joker kullandı. Sokrates'e soru Joker'i ve dedi ki ben Kaan Kural'a soracağım. Size sormasının çok mantıklı da bir yanı var. Çünkü bizzat sizin anlattığınız bir pozisyon soruldu. Sesli soruda. Sesli soruda. Şimdi sesli soruyu size Arkadaşlarım dinletecek stüdyoya verecek bir iki kez dinleyeceksiniz sonra soruyu sevgili Umut okuyacak ve süreniz başlayacak fakat şöyle bir durum var onu da belirteyim Umut soru biter bitmez şıkka bastığı için herhangi bir şıkka diyorum pardon düğmeye bastığı için herhangi bir şık göremeyeceksiniz. O yüzden okay. doğrudan yanıtı vermeniz lazım ama yani muhtemelen <laughs> verirsiniz diye düşünüyor ve sizi sesle baş başa bırakıyorum. Şimdi batların üzerine gidiyor. Potaya gitti blok geldi. Oh, 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 oh. Bu nasıl bir blok? Bu nasıl bir blok? İnanılmaz. İnanılmaz bir, bir blok. Olağanüstü bir blok. Şimdi batların üzerine gidiyor. Potaya gitti blok geldi. <laughs> <laughs> Adebayo. Bu nasıl bir blok? Bu nasıl bir blok? İnanılmaz, İnanılmaz bir blok. Kaan abi selamlar. Adebayo bu blok kime karşı yapmıştır? Şimdi herhalde seni e, ayak kırıklığına uğratmayacağım ama bu benim hayatımda anlattığım en güzel 3 pozisyondan biriydi. 2020 playoffları e, birinci turu Bubble'daki playofflar. Ben Adebayo son sayede Jason Tatum'a yapıyor e, serinlik maçında. Abi çok teşekkür ederim. Ee, evet. Bir Joker anca bu kadar iyi kullanılır. Görmek üzere saygılar selamlar. Selamlar başarılar. Eyvallah. Jason Tatum dedim ben hemen şimdi unutmadım. diye duydum. Ben. Jason <laughs> Tatum. Ee, Her şeyini verdi zaten yani bütün e, seceresini döktü. 2023 ilk turu son <laughs> saniye Doğu ilk maç ilk maç dedi pardon. Ilk Doğu finali ilk maç pardon. Bir beş yıl ee, gitti. Doğu finali dedi evet e, Jason <laughs> Tatum doğru yanıt Yusuf doğru yanıt. Bilir yani Yani kendi anlattığı pozisyon ki zaten diyor hayatımda anlattığım en güzel 2-3... Hayır e acaba yanlış mı okudum soruyu hani yok, bir saniye yok. deyince? Ee, sevgili Kazım, 5100 mü olduk? 5100'e 250 ile son 3 soruya giriyoruz. Tabi burada şöyle bir durum var artık Umut'un Sokrates Joker'i yok. Geriye kalan 3 soru ikisinde Joker kullanabilir sevgili Kürşat. Bu 2500 puan. Bir sonraki 3500 puan. Bu iki, iki soruda lazım bu iki soruda kullanabiliyorsun jokerini. Son soru 5000 puan. İki tarafında joker kullanma şansı olmayacak. 8. soru epey kritik çünkü e, Kürşat'ın da söylediği gibi eğer bu 2500 puanda umuta giderse son iki soruyu bilmekten başka bir çaresi kalmaz. Evet. Yani son 8500 puanı almak zorunda ama yine olacaksın. Yine yani. masada. Yine masada ama yani özellikle son soru Masam <laughs> dersem masada oluyor muyum? yine? O bilirse masalı oluyor. Yok mu? bu 8'i bilse bile masadasın. Aa, tamam. Çünkü geride 8500 puan evet. var. Rahat. Ama tamam. dediğim gibi son soru genelde şıklı bile olsa zor bir soru oluyor ve joker kullanamıyorsun. O yüzden son soruya çok bel bağlamamak lazım. 2500 puanlık o soru geliyor. Yarışmanın kader sorularından biri. 23-24 Trend Yol Süper Lig sezonu başladıktan sonra görevinden ayrılan ilk teknik direktör kimdir? Şıkları alalım. A. Erdal Güneş Gaziantep B. Şenol Güneş Beşiktaş C. Tolunay Kafkas Ankara Gücü D. Emre Belezoğlu Başakşehir 10 saniye başladı. 10 saniye içinde iki tarafta basmazsa sorunun cevabını ben vereceğim. Kim bastı? Ben. Umut bastı yine. Umut bastı yine. Şimdi şıklarla ilgili açıklama yapıp rakibime olası bir durumda avantaj olmasını bir şey söylemeyeceğim. Direkt cevabımı söylemek istiyorum. A. Erdal Güneş. Gaziantep Futbol Kulübü. Şıklarla ilgili herhangi bir açıklama yapıp Kürşat'a papuç bırakacak değilim. O kadar da değil. Evet, estağfurullah o kadar yani. Hasta mıyım ben? Manyak mıyım gibisinden açıklamalarla sene önce baskı altına aldı. Sonrasında Erdal Güneş Gaziantep dedi. Yanlış cevap kaldı geriye. Şenol Güneş Beşiktaş B şıkkı. Tolunay Kafkas Ankara Gücü C şıkkı. Emre Belezoğlu ve Başakşehir D şıkkı. Bu 3 şıktan biri 2500 puanı getirecek mi? Getirmeyecek mi Kürşat'a ki tekrar hatırlatayım. Burada da joker kullanabilirsin ya da öbür soru kalıyor zaten. Onun dışında bir yerde joker kullanamazsın. Bu ya C ya D. Ee, Emre Belozoğlu Başakşehir diyeyim. Son kararım mı? Son kararım. Emre Belözoğlu Başakşehir. Doğru galiba. 2023-24 Trendy Yol Süper Lig sezonu başladıktan sonra görevinden ilk ayrılan teknik direktör Başakşehir'den Emre Belözoğlu'ydu. Kritik bir noktada Ahmet Kürşat Öcalan ben masadayım dedi. 2500 puanı jokersiz aldı. Bir sonraki soruda joker kullanma şansı var tabi. kendimi cevap verecek yoksa Umut mu cevap verecek onu bilmiyoruz. Ama şu anda 2750 puan oldu. Kürşat 2750 puanı attı kendini. 5100 puanda da sevgili Umut Tuncer var. 9. soru. Eğer Umut bilirse Son soru 5000 olmasına rağmen yetmez. Hmm. Umut bildiği takdirde yarışma biter. Bu soruyu da Kürşat ya bilmek durumunda ya da iki tarafında bilmemesi lazım. Umut bilirse son soruyu yine okuyacağız ama yarışma bir noktada tamamlanmış ve Umut kazanmış olacak kritik bir soru. Önce ben bir tekrar bakayım. Çok zor. Zor mu? Yok. Çok zor. Çok zor. Benim mesela en ufak bir fikrim yok. Yapma. En ufak bir fikrim yok. Ve <laughs> şunu da söyleyeyim. Ya da söylemeyeyim. Bu çünkü şey olabilir. <laughs> tamam. Yani bir fikir yaratabilir kafanızda. Söylemeyeceğim ama soru geçtikten... Sen de bilmiyorsun ama yani. Çok hiç alakalı. Tamam. <laughs> Wolf falan demek. Yaz Wolf Philips. Allah'ım bu çok kritik 3500 puanlık soruyu. 2023-24 sezonunda NCAA Kadın Basketbol tarihinin en çok sayı atma rekorunu kıran Caitlin Clark 2024 Women NBA Draft'ında hangi takım tarafından Oğlum, ilk sıradan seçilmiştir? Bilemeyiz gibi yani. Çok <laughs> Şıkları göreyim. Hemen bastı çünkü joker kullanabiliyor. Yes. Bunun e, rahatlığı var ama şimdi kaan Kural yok jokerde artık. O bilirdi. Yani bilirse kaan kural bilirdi. Arman abi <laughs> Şimdi Arman Üçünç, Arhan Atafilavoğlu ve Ruat Akkuş elinde. Ee, Kimi tavsiye edersiniz? Yani etmeyeceğim tabii ki böyle bir şey. Kimi tavsiye yani? İlk üçü de bilemez diyorsunuz. Hayır. Bence bir tanesinin, bence Kaan abi hariç bunu kesin bilir diyebileceğim bir adam yok bu dörtlü ha, içinde. Arman bilemez zaten. Ama heh. Ee... Onu diyecektim ki kim bilebilir bilmiyorum ama kim, kim kesin bilemezi biliyorum diyecektim. Kendi söylediği ee, için evet. ben bir şey demeyeyim. Ee, yani Arhan diyelim bari. <laughs> Konuşmuş oluruz. Konuşmuş mı oluruz? Konuşmuş oluruz. Peki. Ee, Muhabbet etmiş oluruz. Evet sizin Arhan'la zaten Atom'dan da gelen bir evet. dostluğunuz var. Hemen bu harika çocuğu arayalım bakalım. Tabii Arhan Atapilebolu bir playboy olduğu için de bu saatlerde inşallah kendisini de yakalarız bakalım. Abi açma bence. Ama açmazsa ruhata geçme şansı var sence. Evet. Arhan Pilavoğlu. Babacım. Merhabalar sevgili Arhan Pilavoğlu. Ee, Paribu sponsorluğunda hazırladığımız efsane format müthiş yarışma. Çok biliyorsunun 9. sorusundayız. Nefesler tutuldu. Sevgili Sokrates takipçisi yarışmacımız Umut Tuncer 5100 puanda. Sevgili Ahmet Kürşat Öcalan ünlü kontenjanından programımızda çok önemli bir yer aldı şu anda. 2750 puanda. Sizin Atom'da da bir dostluğunuz var. Birbirinizi çok sever sayarsınız. Ve senin bilmen durumunda bu soruyu son soruya önde girecek Ahmet Kürşat Öcalan. Ama Zor bir soru. Yani seni de zorlayabilecek, senin de ben niye adama arkadaşımmış gibi muhabiri ben sunucuyum ya. Ben hemen sizi Sayın e, Ahmet Kürşat Öcalan'a veriyorum. Ahmet Kürşat Öcalan'ın soruyu başlamasıyla beraber de yavaş yavaş sayımımı yapacağım. Ahran selamlar. selamlar. Süremiz kısıtlı olduğu için soruyorum direkt. Caitlin Clark var ya NBA, NCAA basketbolcu Caitlin Clark. Evet. 2024'te hangi <laughs> takım tarafından seçildi? İlk sıradan seçildi. Sparks mı? Aces mı? Fever mı? Sky mı? Los Angeles Sparks, Las Vegas Aces, Indiana Fever, Chicago Sky. Vallahi çok zor bir soru. Sık bir çünkü. tane. Son 10 saniye. Ee... C. Da Indiana Fever mı? Los Angeles Sparks, Las Vegas. Süre bitimi yaşandı. Tamam. Süre bitimi. Bilmiyorum. Ee... Evet kendisi e, sevgili Arhan Atapilavoğlu son anda bir kısık bir sesle aslında C dedi. Işıkları bilmiyorum dedi ama yani. Rastgele C dedi o yani aslında. <laughs> ee, A Los Angeles Sparks, B Las Vegas Aces, C Indiana Fever, D Chicago Sky. Tam Indiana ateşi diye. evet. Indiana Fever diyelim. Joker kullanılan son soruda Joker kullanıldı. Attım yani. Ata Atapilavoğlu <laughs> kısık bir sesle Indiana Fever, Indiana bile demedi C gibi bir şeyler söyledi. Sevgili Ahmet Kürşat Öcalan da zaten bilmiyoruz. En azından bu çocuğun belki bir, şeyli, bir şey doğmuştur içine falan dedi. Ay! Ve doğru çıktı. Indiana Fever. Hakikaten mi? Vallahi Indiana Fever. <laughs> Olacak iş değil. Olacak iş değil. Umut kusura bakma. <laughs> 3500 <gülüyor> puanı aldığı gibi son soruya önde girdi şimdi Ahmet Gürşen Aa, Öcalan. Umut, kusura bakma ya. Oğlum bakma yarışmadasınız. Ne demek kusura <gülüyor> bakma? <gülüyor> böyle, böyle bilinir mi ya? Adam indiyana demedi. <laughs> Aynen. Hiç, da bilmiyorum. Dedi. C <laughs> herhalde gibi bir şey dedi ama yani evet. <laughs> tabii ki karşı taraf için <gülüyor> üzüntü <gülüyor> verici. <abi>. Ama <laughs> yapacak bir şey yok. Ee, doğru çıktı. Çok Cevap çok ve böylelikle. Abi neden ses ettim, biliyor musun? Valla. Valla gerçekten. Ya, daha değil. bitmedi yarışma kazanamadı bu arada. Yani bunu, soru. bunu bileceğin yani. Şimdi 5000 kesin çok zordur bakalım. Zor bir soru ama sonuçta şık var. Yani en kötü %25, %25 şansın var. Belki bildiğin yerdendir. 2'ye indirebilirsin. Evet inşallah. Ee, %50 olur. Ben bir puanları rica edeyim. Sanıyorum burası 6000 e, 6250 oldun. Çünkü bin 500 2500'ü bildin. 5100 yani çok bir önemi yok şu anda puanın son soruyu bir bilen olursa kazanacak son soruyu bilen olmazsa Ahmet Kürşat Öcalan bir üst tura gidecek yani bütün yarışmayı önde gitti Umut ama 2500 ve 3500 puanlık son iki soruyu hele sonuncusunu çok enteresan bir stilde bilerek sevgili Kürşat öne geçti. İkinize de tekrardan başarılar diliyorum. Eyvallah. Ee, soru tenisten gelecek arkadaşlar. 5000 puanlık sorumuz. Yarışmanın kader sorusu. Gelsin. Bol şanslar iki yarışmacımıza da. Şimdilerde kariyerinin son sezonunu geçiren Rafa Nadal. 2005-2007 yılları arasında toprak zeminde üst üste kaç maçlık bir galibiyet serisine imza atmıştır? Toprak zeminde 2005-2007 yılları arasında üst üste kaç maçlık bir galibiyet serisine imza atmıştır. Doğal olarak şıkları görecek. Kimsenin buradan bir tahmin yapma durumu yok. Şıklar A 54, B 76, C 81, D 95. Şimdi tabii e, burada akıl oyunları muhtemelen ikisi de tam olarak bilmiyor. Kürüşat önde olduğu için çok acele etmiyor. Rakibi bilemezse onun bilmesine gerek yok. 10 saniyeyi başlattım. Ee, 10 saniye içinde ikinizden biri özellikle senin mecburiyetin var zaten basmazsan yarışma bitecek. Ee, Kürşat gördüğüm kadarıyla basmayacak. O yüzden evet sana hamle Bir bekledim şansını acaba diye ama. sana hamle şansını buraya basıp yanlış söylerse tabii ki 3 şık üzerinden cevap verme şansın vardı ama basıp doğru da söyleyebilir. Evet, evet. Atar kafasında ikiye indirir, onların arasından seçim yapar. O zaman da hiçbir şekilde şansın kalmazdı. Şu anda kendi şansını kendin belirleme pozisyonundasın. Bilirsen, onun yapabileceği bir şey yok. Ee, şimdi şöyle bir mantık yürüteceğim. Ee, toprak zemin deyince tabii önce aklı tabii ki Wimbledon geliyor. Pardon, Roland Garros geliyor. Garros <laughs> ama zaten. ya. ya o, biliyorum. Öyle ee, şimdi bir turnuvada ee, yaklaşık şampiyon yani şampiyon bitirini varsayarak 6-7 maç oyunu düşünürsek. Sesli şey, istediğin kadar yani düşünebilirsin. Aslında, yani size anlatıyorum da aslında. Şu, şu, evet, daha, tamam, daha, tamam. tamam, tamam, iyi olur o. O istediğini yapabilir. Ben tabii ki yani mimik vermemek <laughs> ya da şey yapmamak için bir turnuva 7 maç Güzel ederim. kardeşime bakıyorum. Çünkü zaten artık bir e, fikir vermemde bir amacı yok. Yani bilemezsen tabii, tabii, zaten bir yani için. Aynen öyle. E, yeri turnuva. Şey 7 maç var bir turnuva desek finale kadar. E, şimdi 3 sene var. Toprak zeminde kaç turnuva oynanıyor? Onu ıı, keşke biraz daha bakıp gelseydim. <laughs> biz Grand Slam biliriz yani. Başka Grand şey Slam'den ki... önce işte o falan var. Madrid galiba şey ıı, toprak zemin olması lazım. İşte 3 turnuva desek. Telefonu <laughs> 3 turnuva desek. Bir turnuva da 60, 63. Ee, hadi bir turnuva. Abi ben e, 95 olduğunu sanmıyorum ya. 95 değildir. Ee, 4 turnuva olsa 28 işte 81 mi 76 mı acaba? Bursa 76 diyorum. Açıkçası B ve C arasındayım. Ee, bir kafamda matematik yapmaya çalıştım ama çok da oturtamadım varsayım olarak. 76 diyeceğim Bursa. Bursalı mısın? O yüzden Yok. Ya, bir, bir kendileri Belki... çok severim de o yüzden Bursa'yı. Mantığım nasıldı? İstersen oradan başla. Bence çok çok iyi bir akıl yürütme öncelikle sorunun cevabını söylemeden önce çünkü 3 e, sezon boyunca e, yenilmedi. Kaç maçlık bir galibiyet serisi olabilir? Başarılı. Bir kere Roland Garros'tan 21 7 14 21. E, nereden baksan sezonda da 4 tane de ee, ya da 3 tane de toprak turnuvası hı. oynuyordur o sezonki hazırlanıyor bu oyuncunun o seneki kendini tartma isteğine şuya göre yani bu tarz büyük oyuncular genelde mastersları oynuyor bir tane de küçük atayım falan diyor ama, çok da sakatlığın vurduğu seneler değil ya hani belki hı. full oynamıştır diye aslında keşke de normalde de, e, Rafael Nadal seviyesi bir oyuncu e, 27-28 tane oynar yılda ee, mı yok toprak, toprak maçı toprak olarak hı, toprakta ha yani, çok daha fazla maç oynuyorlar. Çok oynuyorlar ya. Ya hadi bilemedin 25 oynasın, 26 oynasın. O yüzden bence elediğin ışıklar çok mantıklı. 54 ile 95 olamaz dedin. 54'e az, 95'i fazla buldun. Bence akıl yürütmen, mantık yürütmen çok çok iyi. Bir, ama gerçekten bence çok Bence ya 76 olur bu sorunun cevabı ya 81. Çünkü dediğim gibi yani 2005-2007 yılı boyunca katıldığı bütün toprak turnuvalarını kazanmış, bütün maçları kazanmış bir adam aşağı yukarı çünkü... Grand Slam'ler 7 maç ama her yani, turnuva 7 maç değil değil, değil mi? Yani Masterstar ee, 128 yani mesela 64 oyuncunun katıldığı ya da e, 64 oyuncunun katıldığı bir turnuvaya Rafael Nadal bazen birinci turu hı. oynamayarak. Evet. Çok doğru varsayımlar oturmalı derken Aha. bunu kastediyordum. Aynen ee, yani. Grand Slam 7 maç da hani Grand evet. Slam olmayanlar. Diğer kazandığı turnuvaların hepsinde 7 maç oynamıyor. O yüzden 76 ve 81 e, bence oldukça e, mantıklı bir Akıl yürütme şansını ve doğru bir akıl yürütme söyleyeyim. Çünkü değil cevaplar 54 ve 95. Hı hı. Ee, doğru iki şıkkı eledin ama maalesef son şıkta doğruya gidemedin. 81 yanıt. 81 yanıt. Rafael Nadal 2005-2007 yıllar arasında toprakta üst üste. 81 maç kazanmıştı. Ee, 76 ve 81 çok akıllı bir elemeyle sonda şansını %50'ye. Bıraktın ama e, maalesef Umut çok da iyi yarıştın. Akıl yürütmelerinin verdiği Bravo. cevapların, ve e, joker kullanmaların hepsi bence son derece yerindeydi. E, burada yarışan ve kazanan bence birçok yarışmacıdan %100 bile bence de. E, iyi bir yarışma çıkardın. Bu da ballı bir adam Arhan mı? falan değilmiş. Öyle öyle. Arhan'ın balına gittiğini yani resmen. Yani, yani evet. Yani orada Arhan C dedi. Arhan C demesine rağmen o kadar özgüvensiz bir C dedi ki Kürşat şey diyebilirdi. Şıkkı bilmiyordu ya. Ha. Hani. Ya C. Chicago's kaydıydı belki. Abi Arhan C dedi <laughs> ama yani ş, salladı çok belli. Hani ben C'ye güvenmiyorum da diyebilirdi. O da güvendi üstüne. Ee, ve e, böylelikle yarışmayı Kürşat kazandı. Hemen seninle başlayacağım. Kürşat'la da bitiririz. Gerçekten bunu samimi söylüyorum. Hani seni teselli etmek seni işte e, iyi hissettirmek için değil e, kaybedenler için de kesinlikle en iyi yarışmacıydın. Bence Tur geçenlerinin bazılarından bile daha iyi yarıştın. Tebrik ediyorum öncelikle Eyvallah. ve ayağına sağlık iyi ki geldin. Teşekkür ederim. Zaten önce onu söyleyeyim. İyi ki çağırdınız. Burası e, hep olma, olmak istediğim yerde bir günlüğüne buraya geldik. Güzel oldu. İstediğin zamanda tabii eee e, gelebilirsin. E, Kürşat'ı, namı değer Ersoy'u tebrik ederim. Evet. E, benim <laughs> aslında benim beklediğim sonuç oldu ama bayağı yaklaştım tabii kazanmaya. Hı -hı. O e, Ar Arhan'ın beni yakta soruda evet. olmasaydı belki de Bence onun tahmin ettiği gibi gitti yarışmaya. Beni Beni Erdal Güneş e, sorusu şey yaptı. Ben evet. orada... Çünkü biz dördüncü haftada ben gaz 3-0 yendik ve Erdal Güneş'in olduğunu net hatırlıyorum. Hı hı. Ama sanki Emre Belözoğlu böyle... Yani Çağdaş Hoca biraz daha geç geldi gibi bir an bir de gaza geldim şey... Hani basayım diye. Sen ne diyecektin bu arada Bir var mıydı kafanda? Ben Emre ve Erdal arasında gidiyordum. Ha, ben. De Erdal right. arasında, ben sen ve Erdal, Erdal, Erdal deyince. Gidiyordum. Sen Erdal ne ben Emre Belozoğlu dedim. Neyse sağlık olsun. Yani. E, tebrik ederim tekrar. Se İnşallah şampiyon olursun. Se teşekkür ederim. Bu adam olsun. katıldığı yarışmalarda şampiyon olmasıyla ünlendi zaten. Yani, yani, öyle ünlenmedi de. <gülüyor> 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 Babaannetin yenmesiyle ünlendi. Aynen. <laughs> 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 öyle, öyle deyince Tolunay'la Emre kaldı zaten geriye benim için. Tolunay Kafkaslı Emre kalmıştı. Orada Emre'ye gittim zaten o yüzden. Evet. Şey ama çok büyük, Hakan çok büyük yarıştım bence. Çok çok iyi yarıştı gerçekten. Sen ikinci ünlü oldun Aykut Aydın'dan sonra sevgili e, spiker abim spor basının sevilen simalarından Aykut Aydın'dan sonra sen de ikinci ünlü kontenjanında e, üst tura giden isimsin. Yani ben mesela Cristiano Ronaldo'yu e, resmen fiyasko o cevap mesela dedim ha az oynadı aslında filan dedim bir de yani üstüne. On ilk başta Del Piero aklımdan geçip bir de üstüne yani. Cristiano ya, mesela fiyasko bir cevap aslında ona rağmen. gruplarda yakalıyor öyle Dogoretz işte Evet. Mali, evet. 8 8 kapatıyor ya o ya, yüzden. onu da düşündüm ama az önce de dedim ya zaten. i̇lk başta Del Piero aklıma geldi. açıklar çıkmadan evet. kafama Hı. ama gittim Del Piero yerine Cristiano ne oldu? Bir de belki onun yani. Del Piero gel geli de seni etkilemiş olabilir. O da olabilir belki. Aynen o da bir belki etkiledi aynen. beni evet. muhtemelen. Güzel oldu. Güzel yarışma oldu ya. Valdi. Güzel yarış oldu yarışmalı. son ana kadar ve e, dediğim gibi yani son soruda bile en doğru yoldan gitti. Yani ya 76 ya 81 diyecektim. Bir, bir seçim uzaklıktaydı galibiyetten o yüzden bence galiptir bu yolda kesinlikle, malum kesinlikle, gerçekten kesinlikle. çok iyi bir yarışmaydı Kürşat sana da çok teşekkür ediyoruz evet, Kırmadın beni geldim evet, buralara evet. ve bir kere daha gelmen, <laughs> minimum tabii, tabii bir kere daha gelmen evet. e, gerekecek. Bir üst tura artık çıktın. Senin için zaten burası demin de söylediğim yani, gibi çok... Başarılar dilerim abi, pardon lafını böldüm de. Başarılar dilerim. Şampiyon olsun, olsun diyorsun. İnşallah, inşallah. şampiyon elendim diyeceğim, bitti <laughs> <Evet>. gitti. Bitti <laughs> i̇nşallah, gidip. inşallah. Zaten böyle oluyor bir, ya, böyle bir özel var. Böyle bir var. şey bilmem <laughs> yok, sana, sana denk geldi. İnanılmaz oldu <laughs> yani, şans... Tebrikler. Tebrikler. Ağzına, Tebrikler. Sağlık. Tebrikler ağzına sağlık. Tebrikler. Ağzına sağlık. Çok keyifli bir yarışmaydı. Gerçekten bu sezonun en rekabetçi, en keyifli yarışmalarından biriydi. Umut Tuncer ve Ahmet Kürşat Öcalan'la yarıştık. Sevgili Kürşat bir üst tura çıkmayı başardı. Umuyorum keyif almışsınızdır. Paribu'nun katkılarıyla hazırladığımız çok biliyorsun da haftaya bu turun son mücadelesi olacak ve akabinde artık şampiyonluk yolunda çeyrek finallere geçilecek. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Yarının dünyası Paribu sundu.